Evet, biraz evvel fark ettim de kaydı erken kapatmışım ve izahlarım bitmedi. Şimdi hatırıma geldi. Arkadaşlar, bu Cemiyet-i Nuraniyesi ifadesi ile Rejim-i Bidakeranesi ifadesini neden tefekkür ettim? Çünkü ben hayret ettim risalelerde, evvelki çalışmalarımda, derslerimde, okuduğum eserlerde Üstad Hazretleri ve talebeleri ekseriyetle, hatta bila istisna, umumu, tümü, hepsi cemiyet kavramını şiddetle reddediyorlar. Kabul etmiyorlar. Bunun hikmetini aradım, düşündüm. İşte bu Mehdi ve Süfyan ile alakalı bahsi okurken hemen cemiyet ve cemaat kavramlarını tefekkür ederek birinci sohbetimi kayda aldım. Şimdi esas tefekkürüme, araştırmama vesile olan, vasıta olan, sebep olan, bakın Risale'deki diğer parçaları size göstermek istiyorum. Cemiyet ve cemaat risalelerde Üstad Hazretleri tarafından farklı şekilde izah edilmiştir. Farklı muamele görmüştür. Mesela nedir? Bakın, Hürriyet'ten sonra Mücahit arkadaşlarıyla beraber İttihad-ı Muhammedi aleyhissalatu vesselam cemiyetini kurmuşlar. Demiştim ya, cemiyet kavramı daha siyasi, daha afaki. Öyle değil mi? Daha geniş, daha büyük muhite ait, daha vüs'atli bir çapı var cemiyetli ifadesinin. Bakın, işittim. İttihad-ı Muhammedi aleyhissalatu vesselam namıyla bir cemiyet teşekkül etmiş. Bakın, bu cemiyet kelimesini risaleler üzerinden yorumlarsanız, araştırırsanız, değerlendirirseniz hep aynı kapıya çıkar. Cemaat ve cemiyet farkını ortaya koyar. Anlarsınız zaten. Mesela nedir? Bakın. Bizi hayrette bırakan ve gayet şaşırtan ve bir garazı ihsas eden ve bir iltizam, hiçten bir sebebi iddiam icat etmek nevinden mısırrane bir cemiyet ve teşkilat varmış gibi soruyorlar. Bu teşkilatı yapmak için nereden para alıyorsunuz diyorlar. El cevap, evvela ben dahi soranlardan soruyorum. Böyle bir cemiyeti siyasiyenin bizim tarafımızdan vücuduna dair hangi vesika, hangi emareler var? Ve para ile teşkilat yaptığımıza hangi delil, hangi hüccet bulmuşlar ki bu kadar mısırrane soruyorlar? Ben tek tek okuyup geçiyorum. Siz dikkatle mütalaa edersiniz. Bakarsınız yani. Hiç ehli vicdan ve insaf bunları tenkide cevaz verir mi? Ve bunlara cemiyeti siyasiye nazarıyla bakabilir mi? Sair dünyevi ve siyasi ve entrikalı cemiyet ve komitelerle münasebetimiz yoktur ve tenezzül etmeyiz. Sair dünyevi ve siyasi ve entrikalı cemiyet ve komitelerle ve bizim medar ittihamımız olan cemiyetçilik gibi asılsız ve manasız gizli cemiyetle hiçbir münasebetimiz yoktur ve tenezzül etmeyiz. Evvela aslı faslı olmayan ve hatırıma gelmeyen bir siyasi cemiyet namını, masum ve siyasetle hiç alakaları olmayan Risale-i Nur talebelerine takıp ve o daire içine giren ve iman ve ahiretinden başka hiçbir maksatları bulunmayan biçareleri, o cemiyetin naşiri ya faal bir rüknü veya mensubu veya Risale-i Nur okumuş veya okutmuş veya yazmış diye suçlu sayıp, Risale-i Nur'un bazı şakirtleri her yerde bulunan ve cumhuriyet kanunları müsaade eden ve ilişmeyen ve cemaat İslamiye heyetleri gibi hareket etmelerinden bir cemiyet zannedilmiş. Halbuki
O mahdut 3-4 şakirdin niyetleri cemiyet, memiyet değil. Belki sırf hizmet-i imaniyede halis bir kardeşlik ve uhrevi tesanüttür. Hem ehl-i vukuf, Said Nursi'nin %90 risalesi hem samimi, hem hasbi, hem ilim ve hakikat ve din esaslarından hiçbir cihetle ayrılmamışlar. Bunlarda dini alet etmek veya cemiyet teşkil etmekle emniyet ihlal hareketinin bulunmadığı sarihtir. Hem makam iddia, bir risalenin güzel ve fevkalade kerametkârâne bir tevafukunun imza edilmesi ile bir cemiyet efradı diye manasız bir emare beyan etmiş. Acaba esnafların ve hancıların defterlerinde bulunan bu nevi imzalara cemiyet ünvanı verilir mi? Bu masum ve safi ve halis dindarlar benim gibi bir biçareye iman derslerinin hatırı için bir kuvvetli alaka göstermişler. Ondan bu asılsız mevhum bir cemiyet-i siyasiye vehmini vermiş. Son sözüm, hasbunallahu ve ni'mel vekil. Yok bizde cemiyet kurma hülyası. Nur şakirtlerinin halis ve sırf uhrevi nurlara ve tercümanına karşı alakalarına dünyevi ve siyasi cemiyet namını verip onları mesul etmeye çalışanlar ne kadar hakikatten ve adaletten uzak düştüklerine karşı üç mahkemenin o cihetten bize beraat vermesiyle beraber deriz ki. Onlar nasıl zorla en mahrem risaleleri, en namahremi okuttular, öyle de zorla ısrar edip bizi cemiyet yapmaya mecbur ediyorlar. Halbuki cemiyet ve komiteciliğe hiç ihtiyacımızı hissetmiyorduk. Bütün taharrilerde hiçbir cemiyet ve komitelerle bir alakamızı bulamadılar. Yoktur ki bulsunlar. Nur talebeleri siyasetle iştigal etmez. Siyasetten kaçıyorlar. Eğer siyasete mecbur olsalar, siyaseti dine alet yapıyorlar. Ta ki siyaseti dinsizliğe alet edenlere karşı dinin kutsiyetini göstersinler. Siyasi bir cemiyetleri asla mevcut değil. İhvan-ı Müslümin ise memleket ve vaziyet sebebiyle siyasetle din lehinde iştigal ediyorlar ve siyasi cemiyet de teşkil ediyorlar. Bakın bu ifadeler ve daha fazlası var mevcut. Nur cemaati kavramı ile cemiyeti nuraniyesi ifadesini karşılaştırdığınız zaman sohbetimin ilk başında yaptığım yorumlara kadar meseleyi ele almamız lazım. Demek ki Mehdi'nin cemiyeti nuraniyesi ifadesinden üstadı bağımsız tutamayız. Neden peki? Nur talebeleri siyasetle iştigal etmiyorlar. Fakat Mehdi'nin cemiyeti nuraniyesi ifadesinden siyasi bir imaj ve mesaj almış oluyoruz. Evet, fakat istikbale ait bir durumdan, hadiseden bahsediyor Üstad Hazretleri. O ifadesiyle. Demek ki başta söylediğim gibi öyle bir zaman zemin oluşacak, tahakkuk edecek, vücuda gelecek ki, bakın tekrar söylüyorum, bu Risale-i Nur çuluk eserlerinden, öyle diyeyim artık, istifade edenler, hüsnü zan edenler, onu kabul edenler, hüsnü kabul ile rıza gösterenler, üstadın mahiyetini, değerini, hakkını bilenler, teslim edenler, zemin, zaman, mekan, şartlar el verdiği için bir siyasi cemiyet, bir İslami devlet de demek ki teşkil edecekler. Ki Allah'ın izniyle olacak bunlar yani. O zaman şöyle diyeceksiniz. İşte Bediüzzaman Said Nursi'nin yani işte Mehdi-i Azam'ın cemiyeti nuraniyesi budur diyecekler. Tabii ki şu an diyemiyoruz yani. Zaman ve mekan hali hazırda daha buna müsait değil. Evet.